Şunun boyuna bakın, bu böyle. İki tane var böyle. Yani bunlar böyle, boyunlarda tüy çıkmıyor. Bu da bir tane de orada. Boyamışız. Bunlar da boyaları her taraflarına ulaştırmışlar. Çünkü bizim amcanın, diğer komşunun bütün tavukları, bunlar birbirine benziyor. O yüzden siyah olanları boyadık. Bizim diğer iki manyak ne yapıyor? Lan ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz orada? Bize hiç yumurta yapmıyorsunuz. Hiç yumurta yok. O da onların yemi. Yaparsınız, yaparsınız. Zalo. Zalo. Gel Zalo. Panter. Evet arkadaşlar, mecburen Panter Hanım'ı buraya bağladı. Baba nasıl kendini şey yapıyor? Niye öyle yapıyorsun he? Sen niye öyle yapıyorsun? Sen kaçmaya çalışıyorsun. Duvardan duvara atlamaya çalışıyorsun. Mecburen artık onu. Aha, vallahi Zalo. Akşamdan beri kapıyı kapatmışsın Zalo gelmesin diye. Bu ne sinir? Bu ne sinir? Bak bir de karabaşı bırakalım. Bakalım karabaşı. Çok agresif, çok. Periz. Periz Bey. Yatıyor arkadaşlar Periz Bey. Yok öyle. Seni bırakmak da falan da. Filan da git orada olay molay çıkar da. Yoy, bizim karabaşı bırakalım bakalım. Perize bakın hele, vay bizim Perize bakın hele, bizim Perize. Panter gel. Gel Panter. Gel bakalım bizim karabaş. Hadi bu. İyice sinirlenmiş. Zalo bakın, Zalo'a bak. Kulaklarını nasıl dikmiş Zalo. Peki Panter Hanım, senle ne yapacağız yani? Yani ne yapacağız biz senle ya da? Nisko vallahi havada karada yerler seni. Nisko. Hop. Özel. Dur. Eğer karabaş bir etrafı seziyor, bir göz gezdiriyor. Gel bakayım, oy bizim karabaş. Sen bırakalım mı? Acaba bırakalım mı, bırakmayalım mı? Bu manyağı. Evet, vallahi Panter artık. Bizi deli ediyor Panter. Panter Hanım. Yok. Duvardan duvara atlamaya çalışıyor. Neler yapıyor ya? Oh,
Hatta valla biraz artık idare edeceksin. Yalnız bunun hiç şey yok ya bu. Bakın o da ekmek köpek gibi. Tez. Gel, 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 gel Panter, gel. Gel Karabaş, gel. Abi bunlar da inadına dumanın gözünün önünde yani. Ne yapıyorlarsa orada yapıyorlar. Gel işte bu tarafa doğru gel. Ya Panter. Abi hiçbirinden de korkmuyor, çekinmiyor. İşin tuhaf tarafı Reyna buna hiç karışmıyor. En çok... Tamam. Pepe. Yemin ederim. Ah, şimdi olmadı. Eyvah. Karabaş detayını ben nasıl kaçırdım? Kalbim duracak. Vey. Dur ben. Karabaş uzaklaştığı gibi. Karabaşı bağlayacağım. Ben dizlerimin bağı çözüldü korkudan ya. Ben Karabaşı tamamen aklımdan çıkmış. Hele Hırçı Uzalım onlar şey aynen. Hırçı Uzalım buraya geliyor biraz bir şey olmuyor. Karabaşı tutmazsam ikinci gidişte yani kesinlikle birbirlerine girerler yani. Gel Karabaş. Karabaş gel. Gel Karabaş. Dur ben Karabaş'ı tutup getireyim. Hiç maceraya gerek yok. Hiç kesinlikle. Çünkü belli yani. Dur ben Karabaş'ı tutayım. Vay. Bağladım kırmızı canavarı. Kırmızı canavar. Vay ya. Vallahi ödüm koptu ya. Bak bu da ona gidiyor abi. Hop Herço. Seni şimdi bırakabiliriz. Hop Herço. Herço. Dur. Bak o da gidip Reyna'nın yanından oradan buradan dolaşıyor ki. Ama Reyna hakikaten ona hiç karışmıyor. Bak siz de fark etmişsinizdir belki. Reyna hiç karışmıyor ona. Koş. Koş Herço koş. Herço'yu ne zaman bıraksam Herço şuraya geliyor. Bak vallahi dumanın sesini duyduğu gibi yolunu değiştiriyor ya. Gel. Herço. Gel. Panter. Panter gel illa oralara gidip ne yapacaksın ya? Bak atlamaya çalışıyor. Vallahi billahi kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Gel. Gel Panter gel. Gel Panter, gel Panter, gel. Gel. Ha nasıl kur yapıyor seni, manyak atıyor seni. Panter. Nisko kendini nasıl şey yapıyor Nisko. Gel Panter, gel. Gel biliyor musun onlara girişeceksin. Gel bari dumanın gözünün önünde durmayın. Gel. Panter var ya aynı bir şey gibi lider köpek gibi davranıyor. Böyle bir lider bir şey olur ya. Gözümüzü açıp güzel bakın. Hani böyle. Bizden Nisko çok güzel olacak. Bizim Nisko'muz. Panter. Sen burada kal bir hafta sen de manyak olup çıkarsın zaten. Hadi.
Niye vermiyorsun diyor. Zalo sen nasıl manyaksın ya? Zalo! Zalo! Deli ya. Bunları şey olsun. Böyle biraz pantayla gitsinler gelsinler. Hani millet bazıları bilmiyorum ya abi. Niye o kadar detaya takılıyorsunuz? Ya kazandı değil niye köpekleri bırakıyorsunuz? Ya sana ne? Allah Allah. Biz de işte bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Onu bırakıyoruz, yoruyoruz, şey yapıyoruz. Hatta o mesela zalim. Yani böyle panterle ilgilendikçe hani diyelim duman biraz daha da hastalanıyor. E ne oluyor mesela bu sefer? Daha çok eşleşmek istiyorlar. E benim amacım o yani. Bir de mesela hani köpek burada. Gelmiş misafir bir haftalığına. E video çekelim. Bizim amacımız içerik değil mi? İçerik üretmek değil mi biz? Videoyu neyle çekeceğiz? Yok kazanda değil videosunu çekme. Yok o değil onu çekme, bunu çekme. E ne çekeceğiz? Yani bir konu olacak ki size video çekeyim yani. Bizim şu anki gündemimiz panter. Yani sanki ben zalımı bırakıyorum gitsin panterle eş olsun diye mi yapıyorum? Ya da her çoğu. Ki olsa bile izin vermem yani. Tepkilerini ölçüyoruz. Mesela kızanda olmayan dişi neler yapar? Erkeğe izin vermiyorsa ne yapar? Erkek onu hani nasıl diyeyim? İkna etmek için neler yapar? Bu yani sanki biz beraz harçodan yavru almak için mi uğraşıyoruz? Yok zalim harçodan. E tamam duman dedik tamam. Gidip gelip dumanla bunu çekeceğiz. Kafese koy a olmadı a olmadı a olmadı a olmadı. Ya vallahi ya hiç mi başka köpeklerin tepkisini merak etmiyorsunuz? Niye direkt sonuca odaklısınız? Ben anlamadım. Niye videolardan zevk almaya çalışmıyorsunuz da? Onu niye yapıyorsun? Bunu niye yapıyorsun? Şunu niye yapıyorsun? Bunun var ya bitmiyor yani bitmiyor. Yani böyle akıl hocalığı gerçekten bitmiyor ya. Panter. Biri diyor kangal değil bu. Biri diyor kelle, biri diyor bilmem ne. Ya size kangal olduğunu kim söyledi ki siz bu tartışmaya giriyorsunuz? Kıllı Kafkas bir çoban köpeği. Disko da öyle. Kafkas'ın biraz daha tüysüz hali. Zalo. Koş 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 koş. Bu Nisko'nun annesi. Bu dişi bunun annesi. Babasını da zaten gördünüz. Yani inşallah bu çok güzel bir... Koş 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 koş. Şuna bak şuna bak. Bazıları diyor ki bunu niye getirdin? Niye farklılık soydun? Bizden neydi duman soyundan tamir. Ya abi. Getirdim her köpeğin soyunu tutacak değilim. Bak ah. Disko bu kanala rank atarız. Görürsünüz bakın cesaretiyle şeyiyle. Bir sene sonra benden Disko tavırları istersiniz. Vallahi çıkarsa var ya Zalo seni yer. Annemden uzaklaş diyor. Ne var ne var ne var Disko. Ula bu ne hırs? Ula bunun yanına birini kurarsak var ya. Bu ortalığı yıkar. He o öyle. İkiniz de yaklaşamıyorsunuz. Şuna bak şuna bak şuna bak. Artık hani dişilerimizin yani bahar ayında artık harçodan yavru alacağız. Artık harçonun yavrularını üreteceğiz. Çünkü harço gibi bir köpek vallahi kolay kolay bulunmuyor yani. Hani diyor ya eli oturup doğru konuşmak lazım. Bu fizikte, bu boyda, bu kadar orantılı, düz, kaçıl, cesaretli. Ya var ya yani bir köpekten ne ararsanız bu harçoda var. O yüzden bahar ayında artık harçodan da hey yavru eleceğiz. Şut.
tipine bakın ya. Atço, atço. Atço gel atço. Ha bir de akıllı. Ha bir de beni çok dinliyor. Gel. Gel atço. Gidelim kardeşimi de bırak diyor. Sen kardeşini de bırakmayız. Kardeşimi de bırak diyor. Bak. Bak. Ha, gördünüz mü? Gel. Atço gel. Çok akıllı bak. Gel deyince geliyor. Bak. Ha. Ha, gel de Hertu'yu sevme. Gel de. Aferin ulan, aferin ulan, aferin, 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 aferin. Şu an var ya, Pantera sadece sıkıntı çıkarabilecek tek manyak bu. Tek deli bu. Seni, 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 seni. Seni, 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 seni. Manzeri. Manzeri. Manzer. Suyun var mı Erço? Bandıra bandıra ye beni. Su içiyorsun var var. Ama ben gene de senin suyunu yine doldurayım. Bakın bunun bunda var. Hop. Periz Bey sona saklıyoruz Periz Bey. Çünkü Periz Bey zaten biz Periz Bey için getirmişiz bu dişi. Duman için getirmişiz. Bunlar bir yursun essin. Ondan sonra Periz ve Duman'ı devre katarız. Suyun var mı Reyna? Var. Periz senin suyun var mı? Sen iki de az. Neyse ben biraz da hazmetini tekrar doldururum ben. Şu an çok az olan Herço'nun suyu buz tutmuş ha. Vallahi. Artık kış geldi abi. Geldi kış abi. Dün manyak kulübenin tepesine çıkmıştı. Bir tane arkadaş yazdı. Tavukları yiyince uçuş moduna geçti. Enerji patlaması yaşadı tabii. Misafir arkadaşlar, misafir köpek her zaman daha iyi bakılması gerekiyor. Vallahi ilacını da yaptım, parazitini de yaptım. İnşallah burada Dumu Bey'le de İstediğimiz seçmeyi yaparız. En azından buraya geldiğine değsin. Ben normalde hiçbir zaman hiç kimsenin dişisini kabul etmem. Etmem yani. Bunu açık söyleyeyim yani. Bu ilk ve son olabilir yani. Bu değer verdiğim bir arkadaşımdı. O yüzden getir dedim. Bir de bana Nisko'yu verdi. Yani şimdi ben bana yapılanı hiçbir zaman unutmam arkadaşlar. Hiçbir zamanı ne iyiliği ne kötülüğü asla unutmam. Mesela zamanında bana Nisko ve küçük enişteyi verdi. Öylesine verdi yani ücretsiz yani. Verdi ben de hani iyiliğe iyilikle karşılık veririm her zaman. Gel. Gel 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 gel. O yüzden hani dişimi getireyim Duman'la Beriz yavrularını almak istiyorum. Önce ben de tamam getireyim. Hani o yüzden şimdiden söyleyeyim. Sonradan ya onu niye getirdin, bunu niye getirdin, niye bizimkini kabul etmiyorsunuz demeyin. Yani normalde yapmayacağım yani. Normalde iyi tamam. Öyle yapalım dedim. Diyelim bu geldi. Başka bir dişi de getirdi. O da getirdi. Bu da getirdi. Ben ne üreteceğim? Ben ne üreteceğim yani? Ben yavrularımı kime vereceğim? Olmaz yani kesinlikle.
Belki şu an sırf bu yüzden benle arası bozuk olan bir sürü kişi var. Sırf bu yüzden ha. Ama öyle olmayın. Mesela işinize gelince iyi, işinize gelmeyince kötü bilmeyin. Bu böyle bir şey yok. Benden yavru istiyorsunuz. Kardeşim, 10-15 tane köpek var diyorum. Ben bu köpeklere bakmak için hiçbir yere çıkamıyorum. İlgileniyorum, mecbur bu köpeklerle ilgilenmem lazım. Çalışamıyorum. Benim tek geçim kaynağım bu köpekler ya. Köpekler başka var mı ya? Tamam. Ya mama ya. Mama getirsen, mama getir diyorum. Ona bile yok, sen niye öyle dedin, hemen düşman kesiliyor. O yüzden vallahi isteyen istediğini düşünsün. İsteyen nefret etsin. İsteyen nasıl biliyorsa. Demek ki menfaatçidir. İşine gelmediği için kötülüyor. İşine geldiği zaman benden iyisi yok. Benim var ya, yemin ediyorum, tek amacım bu köpeklere her zaman diyorum. İlk önceliğim bunlar yani. Ne yapıyorsam ilk onlara yapıyorum. Köpeklerin yeri iyi olsun. Beslenmeleri, sağlıkları, yerleri, iğneleri, ilaçları, her şey dört dörtlük olsun. Gerisi hiç önemli değil. Gerisi Allah büyüktür. Bir şekilde halloluyor. Evet arkadaşlar, ben bunu Zalovay, bunları bağlayayım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.